bırakıyor. Yokluğun yok ediyor. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli yüreğim. Zalim ya. Deli yüreğim, yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum, sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum, sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Olmaz öyle şey Nazlı. Ama öyle. Bir yanlışlık vardır. Sen abime bir sor. Gelince sor. Ben bu cesareti kendimde bulamıyorum. Ya bir de evet doğru derse ne yaparım ben? Olmaz öyle şey Nazlı. Mümkün değil. Gonca yanlış duymuştur. Hatta yalan bile söylüyordur. Niye yalan söylesin ki? O yalancının biri. Abim yapmaz böyle bir şey değil mi? Yapmaz. Gene de bir sor. Tamam. Hayrola, ne oldu? Annemizin katili Zeynep'in babası mı? Versene Yusuf. Anneciğinin katili. O kızın babası mı? Bugüne kadar Yusuf doğru mu yanlış mı yapıyor diye kendime sormaktan kaçındım. Kendimi bile sildim senin karşında. Beni iyi tanırsın Yusuf. Karısının evine yerleşecek adam değilim ben. Sırf senin arzularını, düzenine karşı gelmemek için buna razı oldum. Peki şimdi ne oldu Yusuf? Bir kız uğruna bütün değerlerini bir kenara mı attın? Bu kızın babasının kim olduğunu bile bile. Annemizi öldüren adam olduğunu bile bile. Ve tutup bu eve bile getirdim. Ya! Hayır! Hayır! Hayır!
Ne bakıyorsun öyle hem suçlu hem güçlü gibi? Öyle mi bakıyorum? Demek hem suçlu hem güçlü. Başka bir açıklaması var mı? Hem suçlu hem güçlü öyle mi? Hem suçlu hem güçlü. Ya ne? Demek beni kancık bir dedikoduya mahkum ettiniz. İpimi çektiniz. Ne yani, Gonca yalan mı söyledi? Doğrular da kancık olabilir Ali. Nice erkeğin kancık olduğu gibi. Onu bunu bilmem ben. Sebebi ne olursa olsun annemiz vurulmadı mı? Bu adam bu kızın babası değil mi? Ön yargılı olmazsan sadece sana şunu söyleyeceğim. Zeynep'in bu olayla hiçbir ilgisi yok. Ve ben ne sana, ne Nazlı'ya, ne de anneme ihanet etmedim. Ki bunları söylemek kanıma dokunuyor. Beni kahrediyor. Hayatta çok sevdiğim iki insan, Nazlı ve sen. Bana ihaneti yakıştıracağınıza kalbime paslı bir bıçak saplasaydınız daha iyi değil miydi? Hepsi benim yüzümden değil mi? Seni kırdılar değil mi? Nasıl yaptılar bunu? Nasıl? Demek seni incittiler. Keşke olanların hesabını benden sorsalardı. Bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya?
Allah Allah. Evde bir şey mi oldu abi? Yoksa Gonca'ya mı bir şey oldu? Ne oldu la, hayırdır? Çok kötü, çok feci. Sakin ol bakalım, ne oldu? Usta, delireceğim. Ya ne oldu, mesele nedir? Delireceğim usta, ne olur yardım et bana. Uşağım, can kolay çıkar ama akıl kolay kolay çıkmaz. Gir içeri. Yok, girmeyeceğim usta. Ula girmeyeceğim de ne demek? Gecenin yarısı kapının ağzında mı konuşacağız? Gir içeri. Yok, girmeyeceğim usta. Bırak şimdi bunları. Yengem falan telaşlanır. Panik yaratmayalım. E dur hadi öyleyse. Dükkana geçelim, gel. Hadi. Geç. İki ülke arasındaki dostluğun önemini vurguladı. Bu dostluğun kimsenin zararına olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Demirel bugün yurda dönüyor. Önceki gün İstanbul'da öldürülen Alman vatandaşı Hans Dieter'le ilgili bilmece daha da karmaşık bir görünüm almaya başladı. Olayla ilgili olarak dün bazı Avrupa gazetelerinde çıkan haberlerde cinayetin bir gizli servis hesaplaşması olduğu öne sürüldü. Bu arada bir Alman gazetesi de olayın Türk radyosunun eylemi olduğunu iddia etti. Sansasyonel haberleriyle tanınan ünlü Bild gazetesindeki haberde Alman vatandaşı Hans Dieter'in insancıl amaçlar çerçevesinde Türkiye'de bazı mahkum yakınlarıyla ilişkide bulunduğu öne sürülerek ülkemizi karalayan bazı görüşlere yer verildi. Emniyet yetkilileri ise turist olarak ülkemize geldiği belirlenen Alman vatandaşının uyuşturucu kaçakçılığı ile ilişkisi bulunduğu yolundaki verilerin ağırlık kazandığını kaydettiler. Çok üzgünüm Yusuf. Senin incinmene sebep oldum. Kırdılar seni, fena yaraladılar. Benim yüzümden. Yusuf, ne olur sen de gel. Lütfen. Eve gitmem gerek. Yusuf çok değil, sadece birkaç dakika. Tamam. Sağ ol. Vay canına. Demek öyle. Ben Ali'ye bir bakayım. Gerek yok Osman amca. Salih Usta'nın yanında. Bu saatte. Evine mi gitti? Evet. Hay Allah. Gecenin köründe adamı niye rahatsız ediyor? Bir şey mi diyorsun canım? Kırk yıl düşünsem böyle olacağı aklıma gelmezdi. Al canım. O kız bir dakika olsun peşini bırakmıyor ki. Yapışmış kene gibi. Şirkette yatıp kalkıyor. Hep Yusuf'un burnunun dibinde. Evi yeri yokmuş gibi. Sabri abiyle Yılmaz da sinir oluyor zaten. Bir de buraya geliyor. Ne olursa olsun be. İsterse kendini parçalasın. Yusuf abim annesinin katili olan bir adamın kızına nasıl bu kadar yüz verir ya? Beğendin mi yaptığını? Nazlı ablamın yanında böyle denir mi? İyi be. Herkes her istediğini söylüyor. Biz bir çift laf edince suç oluyor. Allah Allah. Kusura bakma Ali. Yanlış yapıyorsun. Allah aşkına Salih Usta. Nesi yanlış? Afalladım be. Aklımı yitireceğim. Ali oğlum. Dikkatli ol. Dostluk ince iştir. Usta ne diyorsun ya? Ben dostluğu bozacak bir şey mi yaptım? Yusuf'un yaptığı değil de benim yaptığım mı yanlış? Oğlum bu işler heyecana gelmez. Siz dün de kardeştiniz, bugün de kardeşsiniz. Allah aşkına usta beni şaşırtma. Onun yaptığı kardeşliğe sığar mı? Çok acelediysin Ali. Olmayı, yakışmayı. Ula bir uzun dili bir laf etti diye insan bunca yıllık dostuna küser mi yahu? Allah'ım delireceğim ya. Şimdi bir de suçlu ben mi oldum? Sanki kendisine sormadım. O ne diyor peki? Ne diyecek? Kızın günahı yok diyor.
Bizim bildiğimiz Yusuf attığı adımın hesabını bilir. Eğer kızın günahı yok diyorsa yoktur. Hem ne olmuş, ne yapmış Yusuf? Kız evlenmeye mi kalkmış, ne olmuş? Yok, bir de evlensin. Onu evine getirmesi yetmiyor mu? Yazık oğlum, yazık. Çok yazık. Usta, Yusuf zaafı yüzünden beni şaşırttı. Siz de içinize sindirseniz bile ben asla sindiremem. Demek kararını vermişsin. Bunu içime sindiremiyorum usta. Yusuf biliyor muydu bakalım annesinin katilinin kim olduğunu? He? Uşak belki kıza gönlünü kaptırdıktan sonra öğrenmiştir. Ne fark eder? Öğrendiği an onu terk etmesi gerekmiyor mu? Sen olsan annenin katili olan bir adamın kızıyla arkadaşlık eder misin? Yazık oğlum. Yazık. Çok yazık. Anlatamıyorum ki. Siz zaten Yusuf'un yanlışlarını bile iyi yorarsınız. Seni bu eve özel bir zamanda çağırmayı hayal etmiştim. Sana hamsili pilav yapacaktım. Yanına da kaymaklı kadayıf. Sonra 10 yaşımdan beri tuttuğum günlüğü okuyacaktım. Eski fotoğraflarımı çıkaracaktım. Annemin, dedemin gençlik günleriyle tanıştıracaktım seni. Beni kabullenmeyecekler Yusuf. Benim yüzümden seni kırdıkları yetmezmiş gibi kendileri de kırılacak. Sana küsecekler. Seni kaybettim Yusuf. Defa gerçekten kaybettim. Ben gideyim. Araban bizim orada kaldı. Boş ver. Yarın gönderirim istersen. Önemli değil. Seni bir daha... Sen hep tanıdığım Zeynep olarak kal. İstediğini alabileceğine inanan Zeynep olarak. Söz ver bana. Söz mü? Söz.
Hadi git yat. Hadi yat. Lütfen. Aa, geri döndü. Eve girmekten vazgeçti. Kim? Yusuf mu? Bana bakın çocuklar. Pire için yorgan yakıyorsunuz. Usta, onu savunma bize. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Kendinizi çok hassas zannediyorsunuz. Çok ince, çok dikkatli. Rahmetliyi de bir de siz seviyorsunuz. Yusuf sevmiyor. Siz çok iyi düşünüyorsunuz. Yusuf düşünmüyor, öyle mi? Kafanızı kullanın biraz. Kafanızı. Düşünün. Beni çok şaşırtıyorsunuz çocuklar. Çok. Hürya'da değilsin Yusuf'um. Neyin var? Neyse, konuşuruz. Bu delikanlı bana emanet. Ben de sana emanet ediyorum. Kağıtın varsa ver de gitsin. Buradan Ankara'ya geçip geri dönecek. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kartın yok mu? Ha, var. Ve de gitsin. Dönünce alır karşına konuşursun. Bakarsın işine yarar belki. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ya böyle hiçbir şey olmamış gibi durma ya. Of of of. Hiçbir şey olmamış gibi duran kim? Niye gittin? Niye kayboldun? Sen bana bir şey sormayacaksın. Ben soracağım. Sen istediğini sor ama ben de soracağım. Boşuna çeneyi yorma. Beni bırak. Sana bakalım şimdi. İyi, iyi. Sen hiç de fena görünmüyorsun. Ya kız nasıl? Yeni Leyla ne alemde? İyice mi? Hoş mu? Nasıl? İyi günler Zeynep Hanım.
Nasılsınız? İyi. Biliyorsunuz size hayranım ama rahatsız ediş nedenim özel ve bencil eğilimlerimle ilgili değil. İnsancıl bir sorun için sizi dünden beri bulmaya çalıştım ama maalesef ulaşamadım. Zavallı bir gençle ilgilendiğinizi öğrendim. Umur'la. Şu Yusuf Miroğlu'nun yanına sığınan şarapçı çocukla. Evet. Tehlikede olduğunu... Evet, biliyorum. Onu öldürmek isteyen kim? Maalesef babanız. Maalesef. Bir kere daha babanıza karşı sizin varlığınızdan yararlanmak hoşuma gitmiyor ama... Konu özel değil ya, bu bakımdan biraz rahatım. Nihayetinde masum bir insanın hayatı söz konusu. Doğru söylediğinizi nereden bileceğim? Haklısınız, çok haklısınız. İsterseniz babanıza sorun, inkar edeceğini sanmam. Ayrıca istediğiniz an size bunun gerçek olduğunu kanıtlayabilirim. Kaldı ki Yusuf Miroğlu da her şeyi biliyor. Nazlı ile Ali'ye incindiysen sana kızarım. Kızarım eme incinme. Sen de onlara kızabilirsin. Ama incinmek yok. İncinmek yasaktır. Kuşu sen ne diyorsun ya? Elimde mi? Ben anlamam arkadaş. Elinde olacak tabii. Ne olmuyor? Kafanı bir karıştır öyle. İnsan nasıl incinir? Sen nasıl incindin? Şöyle diyorsun içinde. Ya bu bana yapılır mı be ya? Bunu nasıl yapar? Bunu bana nasıl yakıştırırlar? Bunu nasıl anlamazlar? Sen böyle diyor. Onun için inciniyorum. Böyle demekte haksız mıyım? Tabii ya. Ne sanıyorsun? Kim oluyorsun sen? Kuşçu kim oluyor? Bu bana yapılır mı? Laf. Kimiz ya? Herkese, her halk yapılır. Burası dünya Yusuf. Dünya. Cennet değil. Burada böyle. Herkese, her halk yapılır. İşine gelirse. Kendin onların yerine koy bak. Ali'nin yerine koy. Çocuk içgüvey gibi oldu. Senin akranınken oğlun gibi oldu. Arkadaşınken yanaşman gibi oldu. İçine içine doldurmasına ne eksik. Şimdi bu fasıl bitti. Gelelim öteki mesele. Ben gidiyorum Yusuf. Nereye? Kalamıyorum Yusuf. Sorma sebebin. Gidiyorum işte. Gene gelirim. Ya kuşçu, şunun bu yolu yok mu? İşin neyse ben de yardım etsem. Gitmesen. Ya da tez dönsen. Karışma sen oralara. Nasip. Bakalım ne zaman döneriz. Belki sık olur, belki seyrek. Belki hiç. Şimdi... O sana gittiğim çocuk var ya. Me. Yani adı Me. Annesini tanımıyorum ama... Rahmetli babası iyi bir insan. İnşallah bu da iyi biri olur. Senin yanında adam olabilir. Abi, beni bırakın bari, öldürsün şerifler ya. He. İçimden duramam ki. Öldüğüne kadar damarlarımda sıvı kalmayacak ha. Koruyacağım. İskelet olacağım abi. Abi gözünü seveyim. Yok be oğlum be, yok. Susama isteğinin azalması veya yok olması. Su içme isteğini ve gereğini duymama. Lan. Sen bunu bilirsin. Ne? Susama isteğinin azalması. Adipsi. Doğru ya. Nereden bildin? Ulan kafan zehir gibi çalışıyor ha. Abi ya, bunları bırak ya. Bana bir yudum içecek bir şey ver ya. Abi ne olur ya. Bırak şimdi, bir dakika, mevzuyu değiştirme. Sen bunu nasıl bildin? Abi nereden bildiysen bildim ya. Bir dakika lan, nasıl bildin?
Bir yudum ya, ne olur. Oğlum şunun şurasında ölene ne kaldı? Yudum be. Günaydın. Günaydın Zeynep Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Teşekkür ederim. Umur Bey. Beni birine benzetmiştin. Sahi mi? Ne zaman? Önemli değil. Kafa kalmadı ki. Atma. Zehir gibi kafan var ama eşeklik ediyorsun. Eşeklik bile edemiyorum. O da doğru ya. Yusuf Bey geldi mi? Gelmedi ama siz geçin isterseniz. Yok, arabalara bakacağım biraz. Gel lan. Yılmaz. Allah. Gel buraya. Ya. Gel. Eh be Umur be. Bir adama sahip olamıyorsunuz. Ne yapayım reis? Yılan balığı gibi adam. Elimden kaçıveriyor ya. Çok şükür. Korkuttun bizi. Yusuf abi. Hemen kahvaltıyı hazırlayayım. Gel seninle konuşalım azıcık. Ya gir ya git. Otur. Zannettiğin gibi değil Nazlı. Ben sevdiğim insanların ve beni sevenlerin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım. Bunları bir tek sana söylüyorum. Çünkü benden hesap sorabilecek tek insan sensin. Yüzüme bak Nazlı. Ben annemize, babamıza, kendimize ihanet etmedim. Sen ve ben intikam ve nefretle büyümedik. Gerektiğinde düşmanımızı affetmeyi, onu anlamaya çalışmayı öğrettiler bize. Ama bu demek değil ki yapılan haksızlığa karşı boyun eğelim. Öyle değil Nazlı. Günü geldiğinde annemin hesabını soracağım. Hiçbir kuşkuya meydan bırakmayacak şekilde işin içinde kimlerin parmağı varsa hepsini ödeteceğim. Ama inan bana Zeynep'in olan bitenle hiçbir ilgisi yok. O belki de hepimizden daha çok acı çekiyor. Utanç duyuyorum bu konuda. Bir şey unutma Nazlı. Ben hep aynı Yusuf'um. Değerlerimi yitirmedim. Kahvaltı hazır. Kahvaltı etmeden mi gideceksin? Öyleyse hemen hazırlanıyorum. Bir dakika beklersen yeter. Sen bugün şirkete gelmiyorsun. Beş bin üç yüz kırk sekiz. Dur şimdi, ne şarabı ya? Çarpı. Ya çarpı. 9.714. 714. 51.950.472. Atma lan. Eşittir. 51.950.000. Doğru lan. Ne? Bir daha söyle bakayım. Rakamı söyle, rakamı. 51.950.472. Ana. Reis, doğru. Herif bildi. Bu herif dahi ya.
Nasıl ya? Abi, Zeynep Hanım buyurun. Abi. Yusuf Bey biraz gecikebilir. Böyle iyi. Sağ olun. O zaman çay kahve ne içersiniz? Bir şeyler söyleyelim. Şarap. Ne şarabı ya? Belki oğlum sonra. Bir dur be. Sağ olun. 51.950.472. Herif bildi. Şu da aynı mı? Evet, şununla bu aynı. İsterseniz buna bakalım. Oldu bakalım. Hoş geldin. Yanlış anlama. Gelmemin nedeni... Savaş Bey'in dediğine göre Umur'un peşinde olan babammış. Bırak artık bu işleri Zeynep. Gel içeri geçelim. Buraya oturmaya gelmedim. Babamla konuşacağım. Ama bilmek istiyorum. Savaş Bey'in söylediği doğru mu? Gerçeği senin bildiğini söylüyor çünkü. Bırak bu işleri, kurcalama artık. Hani cici kız olacaktın? Ama ya doğruysa? Bir şey olmaz inşallah. Biz işimizi yaparken kişisel duygularımızı bir kenara bırakırız. Verilen görevle kişisel intikam duygularını birbirine karıştıranlar düşman kadar tehlikelidir. Şarapçı işinde yaptığın hatayı Alman ajan olayıyla örttün. Ancak bir daha herhangi bir hatayı başka bir başarıyla örtme şansın olmayacak. Bizim işimiz hata kabul etmez. Kural ve ilkeleri çiğneyen... çiğnenir. Yusuf Miroğlu'nu da artık tanımış olman gerek. Bükemediğin bileği öpmesini öğreneceksin. Beni anladın mı? Anladım efendim. Pekala. İyi günler. Sen becerebilecek misin abi? Kişisel sorunlarınla görevini birbirine karıştırmamayı başarabilecek misin? Gene neler oluyor Zeynep? Baba, geçmiş cinayetlerinin bedelini fazlasıyla ödüyorum. Buraya gelişimin nedeni masum bir insanı daha öldürtmemeni rica etmek. Son verdiğin idam fermanını durdurmanı istiyorum baba. Sen ne dediğinin farkında mısın? Benimle bu şekilde konuşamazsın. Nasıl konuşmam gerekiyor peki? Önüne diz çöküp bir şarapçının hayatını bağışlaman için yalvarmam mı gerekiyor? Yüce Efendimiz, lütfen zavallı kızınızın hatırına Umur'un hayatını bağışlayın. Ayağa kalk Zeynep. Bu sulluklara tahammül edemem. Sabrımın sınırını daha fazla zorlama. Benim de senin cinayetlerine tahammülüm yok baba. Cinayet deyip durma Zeynep. Ya ne peki? Cinayet değil de ne? İş mi? Yoksa görev mi diyorsunuz? Ben cinayet demeye devam edeceğim. Bu cinayetler yüzünden sevdiğim adamı kaybetmek üzereyim. Cinayet deyip durma Zeynep. Zeynep. Beni bir katilin kızı olarak yaşamaya mahkum ettin. Salak kız! Aklını başına topla. Vur baba. Gerekirse beni bile etkisiz hale getirirsin sen. Ama her şey vatan için, öyle değil mi? Evet. Efendim, Savaş Doğan aynı dosyayı yayınlamak için yırtınıyor. Tehdide karşı tehditle cevap vermeyi planlıyorum. Patronun kulağına kar suyu kaçırmak istiyor. Bazı karanlık yerlerle temasları olduğuna ilişkin bilgiler de alıyoruz. Gitme kardeşim, hayret bir şey ya. Bu çocuk bizim emanetimiz. Söyle Savaşçı ona kendine başka bir tanık bulsun. Bakın, bu onun güvenliği açısından daha iyi bir yol. Yeter beyefendi, uzatmayın. Umur bir daha kamera karşısına geçmeyecek.
Git patronuna söyle, bu çocuktan uzak dursun. Bakın, beni yanlış anlıyorsunuz. Umur benim arkadaşım. Ona zarar verecek bir şey yapar mıyım? Beyefendi, boşuna ısrar etmeyin. Bir şey mi var? Burhan Bey, Umur'un arkadaşıymış. Ne istiyor? Sadece ziyarete gelmiştim. Ben biraz dolaşacağım. Telefon da sizde kalsın. Tamam, ben de gelseydim usta. Hayır, gerek yok. Gelsin be usta. Yok abi, sağ ol. Gülçin Hanım, yeni yerinizi nasıl buldunuz? Çok güzel. Harika gidiyorsunuz Gülçin Hanım. Etrafınıza çalışma şevki yayıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu gidişle çok kısa sürede yükseleceğin kesin. Tam tahmin ettiğim gibi. Sağ olun Necmi Bey. Ve ben bu hızlı başarıyı kutlamak istiyorum. Çok naziksiniz. Rica ederim. Ben sadece işimin gereğini yapmaya çalışıyorum. Bunun için de sizi daha yakından tanımak istiyorum. Sağ olun. Bu gece benim misafirim ol. Birlikte yemek yiyelim. Teşekkür ederim ama... Aması olmasın, tamam mı? Gerçekten teşekkür ederim Necmi Bey. Ama bugün eve gidip kalan eşyalarımı toplamak istiyorum. Bana müsaade edin. Daha sonra olsun. Tamam güzelim. Sen ne zaman istersen. Çok teşekkür ederim. Gökçe Hanım. Aa, merhaba. Hoş geldiniz ama usta yok. Gelmedi mi? Geldi ama çıktı. Buyurun bir şeyler için. Canı biraz sıkkındı. Yılmaz. Ne var reis? Gökçe Hanım yabancımız mı? Buyurun bir çayımızı için. Teşekkürler. Nerede olabilir? Biraz ulaşacağım dedi. Cepten arayayım bari. Cep telefonunu burada bıraktı Gökçe Hanım. Bizi ararsa sizi aramasını söyleriz. Peki sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne var? Yürü. Alo, Zeynep. Merhaba. Yusuf arıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Yok, cep telefonunu yanına almamış. Nereye gitmiş olabilir? Ha, sık sık gittiğiniz yer mi? Anladım. Peki, hoşça kal. Asıl yiğitlik aşk acısı karşısında durabilmektir esas olan. Feraye vuruldu, için yandı. Annen vuruldu, için yandı. Şimdi ne ölen var ne de vurulan. Ama içindeki yangın hiçbirine benzemiyor değil mi? Niye diyorsun? Ben ne yaptım da bu acı diyorsun? Silah yok, vuran yok, vurulan yok. Ya da vurduranla, vurulanla Zeynep'in ilgisi yok. Öyleyse neden bu kadar acı? O orada, sen burada. Ne çeşit bir acı diyorsun. Ölümden bile daha yırtıcı. İçinden bir ses, aşkla ölmek zamanı şimdi diyor. Hayır esas olan, asıl şimdi başlıyor. Seni sen yapan, ölümden bile yırtıcı olan bu duygu karşısında ayakta durabilecek misin? Şairin biri senin durumundakileri yandıkça gelişen tılsımlı kütük diye tanımlıyor. Bu işin tılsımı da burada. Yoksa birçok şeyi çok sevebiliriz. Ama aşk bu acıyla tamam oluyor galiba. Biz de adam oluyoruz. Sen oldun mu? Bilmem, sence? Olmuşsun. Çok acı çektin mi? Adam olan herkesin içinde yanmış bir deli yürek vardır.
Şimdi sıra sende. Ama asıl acı nedir biliyor musun esas olan? Bu acı geçtikten sonra kalan asıl acı. Nedir? Yüreği beş para etmez biri için bu acıyı çekmiş olmaktır. İşte o bu acılara değmez. İşte o zaman yandın demektir. Hem de bize bizimi. Zeynep buna değer esası olan. Hem delikanlı bir kız o. Benim esas oğlanıma yakışan yürekli bir kız. Seninki değdi mi? Boş ver. Benimki cebi beş para etmezin biriydi. Bunu anladığımda daha kötü oldum. İçim boşaldı. İçimdeki yangından kalan bütün külleri tekmeledim. Sen kuşunun yanından geliyorsun galiba. Aşkın yanından geçtim ama kuşçuya rastlamadım. Bu da senin şanssızlığın. Sahi o nerede? Merhaba. Merhaba. Nazlı abla nasıl? Nasıl olsun? Çok üzüldü değil mi? Kimseyle konuşmuyor. Tabii ya. Kolay mı? Şimdi pek sırası değil ama seninle biraz konuşsak. Yani benim için çok önemli de. İşim var İsa. Eve gitmem lazım. Başka zaman. Lütfen. Hiç olmazsa eve kadar konuşalım. Aslında ne söyleyeceğimi biliyorsun. Yani sen çok anlayışlı bir insansın. Yo. Nereden bilebilir? Biliyorsun. Neyi? Seni nasıl sevdiğimi. Saçmalama İsa. Biz arkadaşız. Hayır öyle söyleme. Çocukluk etme İsa. Öyle şey olur mu? Aşkla arkadaşlığı karıştırıyorsun. Hayır. Hayır lütfen bana böyle söyleme. Seni sevdiğimi biliyorsun. Yanılıyorsun İsa. Geçici bir heves bu. Bir daha sakın bunu ağzına alma. Sen de beni seviyorsun. Saçmalama İsa. Kapat bu konuyu lütfen. Hayır Gonca. Böyle kestirip atamazsın. Hayır. Sen aklını oynattın. Gonca dur. Beni böyle yüzüstü bırakamazsın. Ne diyorsun sen be? Sana umut mu verdim? Seni sevdiğimi biliyordun. Ta en başından beri. Sana deliler gibi aşık olduğumu biliyordun. Sersemliği bırak İsa. Ben başkasını seviyorum. Sana nasıl umut vermiş olabilirim? Aklını mı yitirdin? Ne? Anlamadım. Şimdi anla. Başkasını mı seviyorsun? Evet. Kocanı mı? Tabii ki hayır. Kim öyleyse? Bunu sorma bana. Bunu şimdi kimseye söyleyemem. Hala arkadaşız değil mi? Hadi öyle bakıp durma. Sadece arkadaşız tamam mı? İsa! Ne oluyor abla? Nereye abla? Kimseye haber vermeden çekip gidecek miydin yine? Herkes kendi yoluna İsa. Abla ne diyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Bırak be şunu. Bir de sen canımı sıkma şimdi. Hadi Allah'a ısmarladık. Abla delirtme beni. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Beni unut İsa. Öf abla ya. Bırak bu lafları. Beni unut. Burada fazlalık olarak duruyorum zaten. Abla saçmalama ya. Gerçek bu. Ne yapalım? Gülçin diye bir ablan olduğunu unut. Bırak. Ben kendi kaderimi yaşayayım İsa. Bunu yapamazsın abla. Başka bir şey yapamam. Abla bunu yapamazsın. En iyisi bu İsa. Her şeyi denedim. Yapacak başka hiçbir şey yok.
Neler oluyor Allah'ım? Herkese neler oluyor? Yusuf? Ne işiniz var burada? Bu sizin için Zeynep Hanım. Buradan geçiyordum, bir kahvenizi içeyim diye uğradım. Ne istiyorsunuz? Buraya kahve içmek için gelmediğinizi biliyorum. Derdiniz ne onu söyleyin. Burayı görünce iç dünyanızın ne kadar naif, ne kadar yumuşak olduğunu daha iyi anladım. Siz babanızın günahlarını affettirmek için yeryüzüne gönderilmiş bir meleksiniz. Ne cüretle bunları söyleyebiliyorsunuz? Hangi hakla benim hakkımda yorum yapabiliyorsunuz? Bir an önce çekip gidin buradan. Sizin pis oyunlarınızı seyredecek halim yok. Durun bakalım Zeynep Hanım. Doğru, buraya başka bir amaçla geldim. Babanızın zulmünden rahatsızlık duyan tek insan siz değilsiniz. Ondan kopmamın nedeni bu kirli oyunları daha fazla tahammül edememekti zaten. Kirlilikten şikayet edene bak. Bak, sorun şu. Siz de kirliliğe ortak mı olacaksınız, yoksa karşı mı çıkacaksınız? Kaçırılma olayı ve ardından işlenen cinayetle ilgili hazırladığım program bu çarşamba günü yayınlanacak. Size düşen görev babanızı durdurmanız. Bunu ister Yusuf'un yardımıyla yapın, ister tek başınıza. Ama masum insanların korunması için üzerinize düşen görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Siz kim oluyorsunuz da bana görevden, dürüstlükten bahsediyorsunuz? Kendi pisliğinizi başkalarının pisiyle örtmek için beni kullanabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hemen defolun buradan. Peki. Hemen. Peki, tamam, çıkıyorum. Ama vicdanınızın sesini dinleyeceğinizden eminim. Defol buradan. İstanbul Valisi Erol Çakır'ın açıkladığı önlem paketine göre bundan böyle her bina kendi güvenliğinden sorumlu olacak ve gerekli tedbirleri alacak. Hain köpek. Evet. Efendim, Savaş Doğan. Alt yazı geçiyor. Biliyorum. Yayınlayabilecek mi? Galiba. Ama nasıl olur efendim? Niye şaşırıyorsun? İçimizdeki hainlerin bir sürü dış desteği olduğunu bilmiyor musun? Evladım. Savaş Doğan'ın patronu kimden daha çok korkması gerektiğine kendisi karar verecek. Bizden mi yoksa hainlerden mi? Biz yayınlatmaması için bastırıyoruz. Dış odaklarda yayınlatması için. Ama efendim... Evet... Biz hep buradayız. Hainler de burada. Sakin ol evladım. Sakin ol. Yeryüzünde hiç kimsenin gücü sınırsız değildir. Kazandığın yerde soğukkanlılığını ve iyimserliğini koruyamazsan... ...kaybedeceğinden fazlasını kaybedersin. Hep söylemiyor muyum? Bu ülke dünyanın gerçek çekim merkezi. Böyle bir ülkede her bir şeyin iç dengelere dayanması mümkün mü? Değil. Bütün mesele her geçen gün daha az bağımlı olmaya çalışmak. Her geçen gün daha güçlü olmaya çalışmak. Biz bunun için varız. Tıkandığımız yerde pes edeceksek niye seçildik? Evet. Henüz bir olumsuzluk yok. Harika. Vakit geldi mi? Hı hı. Gidelim mi stüdyoya? Gidelim. Bir dakika. Yusuf Miroğlu'nu arayalım. Yayını seyretsin. Sonun geldi abi. Alo. Yusuf Miroğlu'yla görüşmek isterdim. Öyle mi? Nerede olabilir? Savaş Doğan aradı der misiniz? 10 dakikaya kadar gelirse Yaylım Ateş programını seyretsin lütfen. Teşekkür ederim. Gidelim.
Yayın biter bitmez apar topar buraya getirilecek bu it. Hiç merak etmeyin efendim. Hadi bakalım. İyi geceler sevgili seyirciler. Yaylım Ateşi bu akşam tarihi bir dosyayla açıyoruz. Yıllardır ülkemizin en temel sorunu olan çete olgusunun üzerindeki esrar perdesini ilk defa, şimdiye kadar hiçbir programın cesaret edemediği açıklıkla gözler önüne serecek bir dosya bu. Ancak dosyamızın can alıcı olay ve belgelerini açmadan önce ülkemizdeki çete olgusunun gerçek boyutlarını özet bir tablo olarak önümüze koyalım. Ve bazı ürkütücü rakamlarla net olarak bir kere daha karşılaşalım. İlk olarak faili meçhul cinayetlerin, daha doğru bir deyimle yargısız infazların son 10 yıllık çizelgesini görelim. Neden öldürüldükleri sorusuna kesin cevapları vermeden önce kimlerin ve ne kadar insanın nasıl öldürüldüğünü hatırlayalım. Çocuklar, siz beni öldürmek mi istiyorsunuz? Usta, bizim kalmamız seni daha fazla üzecek. Bu şartlar altında Nazlı ile benim kahrolduğumu gördükçe daha fena olacaksın. Ama kahrolmanızı gerektiren bir şey yok. Bunu niye anlamıyorsunuz? Usta, senin kalbin pırlanta gibi. Onun için her şeyi iyiye yoruyorsun. Ama artık bizim bu evde kalmamız mümkün değil. Delilik bu. Kendinize de Yusuf'a da haksızlık ediyorsunuz. Anlaşıldı. Bu evden gitmesi gereken biri varsa o da benim. Hayır, ne ilgisi var? Ali, karını al ve geri dön. Bir dakika Yusuf. Toplayın silahları. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi yürüyün, geçin arabaya. Hoş geldin Savaş'ta. Benli Meral'in piçi. Kime hizmet ettiğini biliyor musun? Vatan hainlerini örgütleyen gizli servis sayesinde yayın yaptığının farkında mısın? Ben canımı kurtarmaya çalışıyorum. Yabancı ajanlar seni sonsuza kadar koruyacak, öyle mi? Benim öyle bir şeyle ilgim yok. Tabii yok. Sen kime uşaklık ettiğini bile fark edemeyecek kadar ödüksün. Kendini zeki sanıyorsun ama tutkularına kıyasla beynin bir nokta bile sayılmaz. Bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğin hakkında hiçbir fikrin yok tabii. Doğrusunu istersen benim de yok. Çünkü henüz hayal gücümü senin için israf etmeye vaktim olmadı. Ama geniş bir zamanda senin damarların ve iliklerinle öyle bir örgü öreceğim ki literatüre geçeceksin. Zeynep. Canım yanıyor.